Şu an Lonca Medya olarak İstanbul'un dışına çıktık. İzmir Karşıyaka'dan çok güzel yüzüyle, çok güzel fiziğiyle, onu da ifade edelim, gelen bir başkanımız var. O kadar güzel ifade kullandınız ki başkanım, biz kaldırım yol yapmıyoruz. Biz kentsel dönüşümde insana layık olan neler varsa bunları yapıyoruz dediniz. Bunları bir daha açar mısınız lütfen? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii yerel yönetimlerin asli görevleri vardır. Bu görevleri sonuçta tüm yerel yöneticilerin mutlaka yapması gerekir. Ama özellikle hizmetlerde insana dokunan, insanın kendini içinde hissetmediği bir hizmetin hiçbir anlamı da yoktur diye düşünüyorum. Sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, parklar yapmak yerel yöneticilik değildir. Yaşamın tüm alanlarında insanın nefes alıp verdiği süre boyunca insana her türlü hizmeti üretmenin yerel yönetimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve sosyal politikalarda da bunu en iyi şekilde yerine getiren bir belediyeyiz biz. Özellikle eğitime ve sanata çok ciddi destekler veriyoruz. Karşıyaka halkı ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs veriyor. Her apartman bir öğrenci okutuyor. Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor projesi bizim en prestijli projemiz. Apartmanlarda aidat toplanıyor. Biliyorsunuz ortak gider aidatı. Ama bunun yanı sıra bir de eğitim aidatı toplanıyor. Genel yayın yönetmenimizi de yanımıza alacağız. Evet, öyle evet, mi? Merhabalar. Merhabalar. Sayın Başkanım, bir sözünüz daha çok güzeldi. Zübeyde anne dediniz. Evet. Karşıyaka'da ikamet ettiğini söylediniz. Bunu o kadar duygusal söylediniz ki bu halisane evet, duygunuzu bir daha alalım. Tabii ki. Sonuçta annelerimiz bizim için kutsaldır. Ve bu cumhuriyeti bize kuran, bugün özgürce yaşamamızı sağlayan, bu bağımsız bir şekilde yaşamamızı sağlayan, insanı dünyaya getirendir Zübeyde anne. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi de bizim Karşıyaka'mızda ebedi istirahatini gerçekleştiriyor. Zübeyde annemize ve Ulu Önderimize bağlı bir şekilde söylediği tüm sözleri rehber edinerek biz yerel yöneticilik yapıyoruz. Onun için Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanarak devrimlerin de önderi ve koruyucusu olarak da biz tüm çalışmalarımızı bunun üstünde yürütüyoruz. Onun için hem Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki onu doğuran ana Zübeyde anne bizim için kutsaldır. Peki bir şey daha söyleyeceğiz başkanım, son bir söz olarak. Buyurun. Siz dediniz ki biz burası Köln değil, Karşıyaka dediniz. Biz bisiklet kültürü. Tabii evet, şimdi ben genelde Türkiye'de olmalı mı? Genelde hep başkalarına örnek gösteririz. Biz kendi içimize dönüp de bakmayız. Ben de bisiklet kullanarak işime giden, evime giden, işlerimin çoğunu kendi bisikletimle halleden bir insanım. Çünkü Karşıyaka fiziki koşullar olarak buna çok uygun. Özellikle 1950'lerden sonra lastik taşımacılığının çok özendirildiği bir ülkede bizim hem çevreyi koruma hem de ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında bence toplu taşıma ve bisiklete yönelmeliyiz diye düşünüyorum. Lonca Medya olarak inşallah bir gün Lonca Medya olarak sizi belediyenizde bir ziyaret edeceğiz. Orada belki bir tanıtım amacıyla da İstanbul ve genel Türkiye anlamında da bir program yapmak isteyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz. Yüzünüzün güzelliği, gönlünüzün güzelliği tereninde, bence. Bu ödül tereninde ödülümüzü size paylaşmanın mutluluğunu yaşayalım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun.